Merhabalar. Bu videoda Fyodor Mihalevich Dostoyevski'nin kariyerindeki, yazarlık kariyerindeki ve özel hayatındaki bir kırılma dönemine işaret eden Stepan Chikovo köyü romanını değerlendirmeye çalışacağım ve aynı zamanda bu romanda yaratmış olduğu iki önemli karakteri e, sizler için hem incelemeye çalışacağım hem de bunlar üzerinden Dostoyevski'nin romancılığına bu karakterlerin nasıl ileride yansıdığıyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Dostoyevski biliyorsunuz bir dönem devrimci hareketlere katıldı. Ve daha sonra e, çar tar Çarlık polis tarafından yakalandı ve Hüküm giydi Tam idam edilecekken Bundan kur Çar tarafından affedildi ve e, Cezası Hapis ve sürgüne çevrildi Ve Sibirya'ya sürüldü e, Bu tabii ki Dostoyevski'nin Kişisel hayatında Çok önemli dönüşümlerin yaşandığı bir Süreci açmış oldu Çünkü gerek Hapishanede kaldığı dönemde Ve gerekse Sibirya sürgününde Bulunduğu yıllarda Çok değişik insanlar tanıdı Ve çok değişik insanlarla karşılaştı Bir şekilde suça bulaşmış Köylü mahkumları gördü Oradaki askerleri tanıdı Sibirya'daki Onların kim zaman yardımlarını gördü kimi zaman oradaki hayatın çilelerini onlarla birlikte paylaştı. Bu da Dostoyevski'nin daha önce izlemiş olduğu romancılık çizgisinde bir kırılmaya neden oldu. Sibirya'da bulunduğu yıllarda kusursuz iyi bir insanın e, olabilmenin, yani böyle bir insan olabilmenin ön koşulunu yardımseverlik ve başkalarını düşünme, bencil olmama olarak kabullendi. Yani kusursuz iyi bir insan öncelikle yardımsever olmalı, kendini kendi çıkarlarını, bencil çıkarlarını değil, başkalarını düşünmeli. Bu şekilde bir sonuca ulaştı. Aynı zamanda orada yaşadığı dönemde e, köylülerden ve de askerlerden görmüş olduğu yardımların etkisiyle e, askerlere karşı da yani daha az eğitim almış zeka açısından daha e, belki de parlak olmayan e, ama e, bütün yaşamını mesela e, orduda geçirmiş e, insanlarda belli bir saflık belli bir e, iyi niyet görmeye başladı belki de onların Hani fedakarlıklarını ülke, imparator ve diğer insanların mutluluğu için fedakarlıklarını e, ideal bir kusursuz kişinin e, taşıması gereken özellikler olarak düşünmeye başladı. Dostoyevski'nin 1840'lardaki yapıtlarında yani 1840'lardaki yapıtlarında büyük ölçüde Egemen olan e, sosyal sorun, işte sosyal perspektif, sosyal ve psikolojik bakış açısı e, Sivirya sürgününden sonra e, yerini e, kişinin ahlaki sorumluluğunun her şeyden önce geldiği e, görüşüne bıraktı. Yani böylece Dostoyevski şunu e, iddia ediyordu. Kişinin iradesi, irade gücü aslında e, sos içinde bulunduğu şartları yenmesi gerekir veya geçmişinden getirmiş olduğu bagajların yükünü e, aşabilmesi gerekir. Yani bir tür e, eskiden şartlar insanı yaratır ve o insanlar bu eylemleri yapar bunların ahlaki sorumluluğu aslında onları yaratan şartlara aittir şeklinde düşünürken, yani Belinski çizgisine yakın düşünürken, sürgünden sonra şartlar ne olursa olsun insanın ahlaki yönden belli sorumlulukları vardır ve bunları gözetmesi gerekir iradesiyle bunları yerine getirmesi gerekir noktasına vardı. Bu düşüncelerle geri dönen. Sibirya'dan geri dönen Dostoyevski yazdığı Stepan Chikovo romanıyla 1840'lı yıllara kadar olan edebiyat çevrelerindeki tartışmaların ve de ideolojik düşüncelerin içine katıldığı ama parodi şeklinde yani ee, bir tür parodi şeklinde içine katıldığı e, ve aynı zamanda e, suya sabuna dokunmayan e, romantik edebiyat e, kültürünün de aynı zamanda bir parodisini oluşturan Stepan Çikovo köyü romanını yazmaya karar verdi. Bu romanın Dostoyevski için e, önemini romanla ilgili kardeşine söylemiş olduğu şu sözlerden de anlayabiliriz. Dostoyevski erkek kardeşine şöyle diyor: "Bu kitaba ruhumu, etimi ve kanımı koydum, ama gene de burada kendimi tümüyle ifade edebildim demek istemiyorum. Bu saçmalık olur." Zira daha ifade etmek istediğim çok şeyim var. Ayrıca romanda romantik açıdan ilgi çekecek fazla bir şey de yok. Ama üzerinde beş yıldan fazla çalışarak yarattığım ve sözcüklere döktüğüm son derece tipik iki kusursuz bana göre diyor karakter var. Bunlar baştan aşağı Rus karakterler. Şimdiye kadar Rus edebiyatında sadece kötü örneklerini gördüğümüz karakterlerden farklı diyor Dostoyevski. Bu iki karakterden biri Foma Fomich Opiskin ve diğeri de Albay Rostanef'tir. Dostoyevski'nin ilk yapıtlarındaki çoğu kahraman gibi Foma'da e, muğlak bir sosyal statüye sahip ve bu sosyal muğlak sosyal statünün onda yarattığı yaralayıcı utancı fark edecek kadar da eğitim görmüş, ezik ya da bir zamanlar ezilmiş. E, karakterlerden biridir. Fomanın geçmişte pek çok işe bulaştığını öğreniyoruz Romanda. Devlet memurluğu yapmış kendisini olduğundan iyi göstermenin gerekçesi olsa da muhtemelen iyi bir nedenle bu işten ayrılmış. Ve hatta uyduruk bir tarihsel romanla edebiyata ayılatmış. Fakat en sonunda bu, bu alanlarda başarısız olduktan sonra sakat bir generalin paralı refakatçisi ve kitap okuyucusu olarak iş bulmuş bir kişi. Yani bu sakat general de Foma'nın işten kaytarmasıyla dalga geçmeyi seven sert bir general ve e, kitapta hatta şöyle bir yer var bir cümle var e, generalin evinde yediği bir lokma ekmek için e, yani general Fomayı şöyle tarif ediyor generalin evinde yediği bir lokma ekmek için katlanmadığı hakaret yoktu diye tarif ediyor. Dostoyevski kitabında Foma Fomiç karakterini çok daha detaylandırarak betimliyor. Ee, o betimlemelerden bir bölümü daha sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor kitabında Dostoyevski Foma için. Son derece değersiz, kişilikten yoksun, toplumun dışladığı, hiç kimsenin bir gereksinim duymadığı, yararsız, tepeden tırnağa iğrenç, öte yandan alabildiğine gururlu, kendini beğenen ama bu gururunu az da olsa haklı çıkaracak en küçük bir yeteneği olmayan bir insan getirin gözünüzün önüne. Önceden uyarırım sizi. Sınırsız bir gururun kendisidir Foma Fomich. Değişik bir gururdur onunki. Ancak tam anlamıyla bir hiç olan genellikle küçüklükten beri ağır başarısızlıklarla ezilen, uzun yıllar gururu için gururu için için işlemiş, kıskançlıkla acı çekmiş, karşılaştığı her insana, başkalarının her başarısına duyduğu çekemezliğin zehrini içine akıtmış, insanlarda görülebilen bir gururdu bu. Bütün bunlara bir de çirkin mi çirkin bir sıkılganlıkla delice bir kuşkuculuğun tuz biber ektiğini söylemeye gerek var mı bilmem. Şöyle soracaklar çıkar belki. Böylesine bir gurur nereden geliyor? Dostoyevski bu gururun geldiği yer olarak okuyucuya şunu düşünmesini istiyor. Okuyucunun şunu düşünmesini istiyor. Aslında belki de doğuştan Foma Fomic böyle bir gururla doğmuş olabilirdi. Ama yani her insanda olabileceği gibi normal bir gururla yani doğmuş olabilirdi. Ama yaşamış olduğu ilk horlamalardan itibaren, ilk ezilmelerden itibaren bu gurur onunla birlikte çürümeye yüz tuttu. Daha derinlere indi. Daha kesif koyu ve öfkeli hınç dolu bir gurura büründü. Yani mesela normal bir insan olarak doğmuş bile olmuş doğmuştur belki de Foma Fomich iç, için ee, yani doğuştan kötücüldü demek istemiyor. Ama zaten kişi karakteriyle doğar demek istiyor ve yaşanılan şeyler o karakteri sapmaya uğratır. Ve o sapmanın sonucunda e, gurur gibi şey, gurur gibi bir mesela gurur büyüklenme gibi, kibir gibi, kendini beğenme gibi bu negatif e, düşünceler daha kötü bozulmaya uğrar demek istiyor. İşte bu Foma generalin sakat generalin evinde bir kitap okuyucusu olarak bir lokma ekmek için soytarlık yaparken e, yavaş yavaş o evde general haliç diğerlerinin üzerinde bir hakimiyet kurmaya başlıyor. Çünkü generalin karısı aslında e, batıl inançlı, saf bir kadın. Yani e, Foma kadar zeki ve kurnaz olmayan e, ama en az Foma kadar bencil ve kendini düşünen bir kadın. Dolayısıyla Foma'nın işte o evde göstermiş olduğu e, yüzü veya o evde göstermiş olduğu performansı e, generalin karısını üzerinde generalin karısı üzerinde Foma'nın bir etki sahibi olmaya başlamasını sağlıyor. Dostoyevski ki bunu kitabında bize şöyle açıklıyor yani bu etkiyi nasıl kazandığını. Yüksek sesle din kitapları okuyor. Hristiyanlığın erdemlerinden gözyaşları dökerek söz ediyor. Hayatını yaptığı bütün işleri anlatıyor. Öğlen ayinlerine hatta sabaha karşı ayinlerine gidiyor. Bazı kehanetlerde bulunuyor. Özellikle düş yorumlamasını pek iyi beceriyor. Tanıdık insanları ustalıkla eleştiriyordu. Bu sayede Foma Fomic generalin karısının gözünde adeta bir aziz, doğruyu yanlışı bilen, bir alim, büyük bir adam, yüce ve güzel ve değerli olanları kötü, çirkin ve yanlış olanlardan ayırabilecek bir insan pozisyonuna yükseliyor. Tabi sakat general ölünce generalin dul kalan eşi Oğlunun yanına taşınmak zorunda kalıyor. Çünkü ekonomik olarak aslında generalden kalan bir miras yok. İşte burada Albay Rostanev karakteriyle tanışıyoruz. Albay Rostanev, dul generalin karısının oğlu. Ve onun mahiyetinde bulunan Foma'yı da beraberinde Stepanchikovo köyüne getiriyor. Albay, emekli bir albay, orduda uzun yıllar görev yapmış. Sonrasında ise küçük bir mülkü ve az sayıda kölesi olan e, Steponchikovo köyüne geri dönmüş. Orada köyünü e, köyünü çalıştıran işleten, adeta bir köy ağası modunda yaşayan birisi. Fakat albay karakterini Dostoyevski şöyle tanımlıyor. Albay Rostanev karakteri romanın anlatıcısı konumundaki kişinin dayısı oluyor. Ve dayısıyla ilgili romanın anlatıcısı şöyle konuşuyor. Gerçekten de 40 yaşında bir çocuktu. Coşkun yaratılışlı, hep neşeli, bütün insanları melek sanan. Bir başkasında kötü bir yan olduğunu düşünmekten bile utanan, yakınlarını her türlü erdemle bezemek isteyen, kendilerine yarattıkları güzel bir dünyada yaşayıp giden, uğranılan başarısızlıklarda herkesten önce kendisini suçlayan tipte insanlardan da demek istiyor. Ve şöyle devam ediyor. Onun, yani dayımın, korkak, kişilikten yoksun, zayıf bir insan olduğunu söyleyecek biri de çıkabilir. Evet zayıf. Hatta aşırı derecede yumuşak yaratılışlı bir insandı dayım. Ama kişiliğinin zayıflığından değildi bu. Başkalarını gücendirmek, sert davranmış olmak korkusundandı. Başkalarına, daha doğrusu insanlara olan aşırı saygısındandı. Bununla birlikte yalnızca kişisel çıkarı söz konusu olduğu zamanlar korkak, kişilikten yoksun, davranır, yoksun oluyordu aslında kişisel çıkarlarını umursamaması, küçümsemesi ömrü boyunca onunla alay edilmesine yol açmıştı. İşte bu karakterdeki Albay Rostanef'imiz annesine tabii ki derin bir bağlılık ve saygı duyuyordu ve annesini yanına aldığında onunla birlikte onun maiyetinde bulunan kişileri de yanına Stepanchikovo köyüne getirdi. Fakat annesi zaman içerisinde adeta fomanın bir e, aracı haline dönüştü. Yani fomanın Albay üzerinde etki ve hakimiyet kurmaya sınıf sağlayan bir araç haline dönüştü ve fomanın annesi üzerindeki bu etkisi e, sonuçta Albay'ın annesine duyduğu saygıyı da Foma'ya yönlendirmiş oldu. Foma bu evlat bağlılığını sömürerek Albayı hasta ruhlu bir Yaman kaprislerini sürekli affettirdiği bir oyuncağa dönüştürdü. Dostoyevski Fomanın Albaya sert davranmaktan ve onu aşağılamaktan sadistçe zevk aldığını bize romanında ayrıntılı şekilde gösteriyor. Albay çaresiz ve talihsiz bir kurban e, ve saf dililiği zorlayan e, tavırlarıyla e, bu zulme karşı e, bir nevi sessiz kalıyor. Bir, çaresizce katlanıyor. E, Dostoyevski romanda bunu bize şöyle anlatıyor. Bu iki budala, iki budaladan kastığı. Ee, albayın annesi ve Foma. daima onun kaba, sabırsız, görgüsüz, e, yani e, Foma ve e, albayın annesi sürekli rostanefe onun kaba, sabırsız, görgüsüz, en önemlisi de son derece bencil olduğunu sayıp dökmekle başlamışlardı işe. Çok tuhaftır. Buna koca karı söylediklerine kendi de inanıyordu. Evet sanırım Foma, Fomich de hiç değilse bir ölçüde inanıyordu buna. Dayımı ruhunu kurtarması, e, gemi azıya almış tutkularını dizginlemesi için Foma'yı ona Tanrı'nın yolladığına, onun mağrur bir insan olduğuna, zenginliğiyle övündüğüne, yedirdiği bir lokma ekmeği foma fom için başına kakabilecek kadar zayıf yaradılışlı olduğuna Albay Rostanefi inandırmışlardı. Çok geçmeden günahkar bir insan olduğuna bütün varlığıyla inanmaya başlamıştı zavallı zavallıdayım. Saçını başını yolmaya, baş, bağışlanması için yalvarıp yakarmaya hazırdı. Aslında bütün bunlar tam tersiydi. Yani tam tersi olan şeyleri iyi bir insan buldukları için o insana e, ters şekilde yansıtıyorlardı. Yani burada kaba işte e, ondan sonra kendi tutkularının peşinde olan işte ne bileyim mağrur ne bileyim yani e, saygısız sabırsız görgüsüz bencil olanlar aslında Foma ve Albay'ın annesiydi. Ama bu gerçeği öyle bir evirip çevirip öyle bir kontekse kontekste yerleştiriyorlardı ki albay her seferinde kendisini suçlamak zorunda kalıyordu. Bu romanında işte Dostoyevski e, şunu gösteriyor aslında. İnsanların suçluluk duygusuna hitap ederseniz, onların suçluluk duygusunu harekete geçirirseniz onları etkilemeye ve onları gütmeye başlarsınız. Bu, bu roman aslında bunun için de çok güzel bir örnek. eee aslında hilekar olan, ahlaki açıdan da e, en e, kötü niyetli olan, e, albaya affettiği günahları işleyen kişi aslında Foma'nın kendisi. Ama Foma sürekli albayı öyle bir kızgın saçın üzerinde tutuyor ki, albayın, ee, albay kendi suçluluk duygularıyla, kendisine sürekli yapılan ithamlarla adeta e, görüş açısı sıfırlanmış bir insana dönüştürülmüş durumda. Peki diyeceksiniz ki koskoca bir albay neden bu kadar etki altında kalıyor? Çünkü baştan da söylediğimiz gibi albay aslında çok derin bir eğitim almış ve de çok zeki bir insan değil. Zaten Albay'ı yani mesela Foma kendisini Albay'a pazarlarken adeta böyle diyelim yani bir alim zat, büyük düşünceleri olan bir insan şeklinde pazarlarken eee Gogol'ün bir Rus yazar, e, ünlü bir Rus yazar olan Gogol'ün e, seçilmiş pasa, pasajlar adlı e, kitabından aldığı alıntıladığı e, düşünceleri Albay'a kendi işte fikirleriymiş gibi e, yani kasıtlı olarak değil de yani oradan edindiği bilgileri kullanarak Albay'ın gözünü boyamayı başarıyor. Onun gözünde büyük konulardan bahseden büyük düşünceleri olan bir insan etkisi yaratıyor. Konuşmalarının e, ee, tabii rit şey yani konuşma da bir sanat yani konuşmayı beceriyor Foma bu yüzden Albayı kendisinin büyük bir insan yani Fomanın büyük bir insan olduğu konusunda Albayı da ikna ediyor ve böylece Dostoyevski bir taşla iki kuş vuruyor aslında bu romanında Dostoyevski e, kendisi yani bu romandan önceki 1840'lı yıllardaki romanların bir parodisi e, şeklinde düşünerek yazmış olduğunu ifade etmiştik. Orada işte Gogol'ün pasajlarından alınmış düşüncelerle Foma'nın konuşması falan bir nevi Gogol'ün bu kitabının da bir parodisini sunmuş oluyor aslında. Aynı zamanda Foma Fomich karakterini yaratırken bazı eleştirmenler yani Foma Fomich karakterinde e, cisimlenen şeyin aslında Gogol olduğunu, Dostoyevski'nin Gogolu kendi parodisine çekip hem düşünceleriyle hem de özel yaşantısıyla onu e, bir tür e, bu fars denilen yani gülmece e, tarzındaki romanına konu edindiğini öne sürüyorlar. Ama bu olayın tabii ki başka bir boyutu ve bizim bugün iş e, videomuzda konu ettiğimiz kişi e, kitabın iki ana karakteri Foma Fomic ve Albay Rostanev olduğu için biz onlara odaklanarak devam edelim. Ee, sonuç olarak Dostoyevski e, olayı şöyle teşhis ediyor romanda Foma Fomic için şöyle diyor: Ezilmekten kurtulan aşağılık bir insan. Bu kez başkalarını ezmeye başlar. Şimdiye dek ezmişlerdi Foma'yı. Şimdi de o başkalarını ezme gereksinimi duyuyordu. Alay etmişlerdi onunla. Şimdi de kendisi alay ediyordu başkalarıyla. Bir soytarıydı eskiden. Soytarılıktan kurtulur kurtulmaz soytarı sahibi olma gereksinimi duymuştu. Aslında bu hem sosyolojik hem psikolojik açıdan çok önemli bir tespit. Ve romanında yaratmış olduğu Foma Fomich karakteriyle bunu o kadar güzel bir şekilde işliyor ki Dostoyevski. Yani o, bu kitabı okuduğunuzda e, Dostoyevski'nin gerçekten, gerçekten büyük bir yazar olduğunu tekrar görüyorsunuz. Tabi daha önce bahsetmiştik romanın anlatıcısı Albay'ın yeğeni. E, bu anlatıcı aslında Foma Fomich Albayın köyüne gitmeden önce Petersburg'da yaşıyor ve Petersburg Üniversitesi'nde öğrenci. Orada tabii Petersburg çevrelerinde eğitim görmüş, aydın, insancıl ilkeleri benimsemiş, işte sosyal sorunlara duyarlı bir insan olarak yetişiyor ve e, Foma Fomich'ten ilk başta Albayın mektuplarıyla haberdar oluyor ve daha sonra e, tabii ki bir fikir ediniyor aynı zamanda. Ama Stepan köyüne giderek e, esas anlatıcı rolüne o zaman bürünüyor. Ve o yolculuk esnasında da Foma Fomich ile ilgili çeşitli bilgilere ulaşıyor ve köye geldikten sonra da Foma Fomich'i dayısının ağzından dinliyor. Ondan sonra tanışıyor kendisiyle. Onunla ilgili e, o da belli kanaatlere ulaşıyor. Şimdi o bölümü Kitaptan alıntı alıntılayarak e, okumak istiyorum. Böylece e, Dostoyevski'nin yaratmış olduğu Foma Fomich karakterinin e, daha çarpıcı bir şekilde e, gözler önüne serelim. Ömrünce sürünmüş, ezilmiş, belki gerçekten ayak altına alınıp ezilmiş Fomadan ne çıkardı başka? Tepeden tırnağa tutku, gurur olan Foma'dan, edebiyat alanında hayal kırıklığına uğramış Foma'dan, açlıktan ölmemek için işi soytarılığa dökmüş Foma'dan, önceki hiçliğine, güçsüzlüğüne karşın zorba ruhlu olan Foma'dan, övünmekten ölesiye hoşlanan, amacına ulaşmış küstah Foma'dan, birden istediği, ha, istediği kadar onura, gurura kavuşmuş budala, bir kadın koruyucuyla her şeye razı uzun süre süründükten sonra evine düştüğü bir erkek koruyucunun el üstünde tuttuğu şımarttığı Foma'dan başka ne beklenirdi? Çektiklerinin acısını çıkarma fırsatı geçmiş eline. Ezilmekten kurtulan aşağılık bir insan bu kez başkalarını ezmeye başlar. çirkin bir biçimde gelişen büyüyen bu gurur belki de ilk kez daha bir çocukken gözlerinin önünde annesinin babasının küçülmesiyle horlanan geleceğin yersiz yurtsuzunun baskısıyla geleceğin yersiz yurtsuzunun baskıyla yoksullukla çevresindeki pislikle küçülen kişiliğinin düzme başlangıçtan bozulmuş kokuşmuş duygusu işte anlatıcı Foma Fomich ile ilgili bu teşhisi koyuyor. Yani bu teşhis tabii ki Dostoyevski'nin teşhisi. Yani Foma Fomiç elbette ki normal bir insan olarak doğmuş olarak normal bir gururla yaşayan bir insan olabilirdi. Ama yaşadıkları şeyler onun onu o kadar ezdi ki ondaki gurur duygusunu hem bir yandan bozunmaya uğrattı, çürümeye uğrattı, daha kötücülleştirdi. Ama daha hırs, kin ve nefretle doldurdu aynı zamanda. Hem de işte insancılıktan da uzaklaştırmış oldu. Bu teşhisi koyuyor Dostoyevski göz okuyucunun önüne, önüne. Ve Fomofimiç böyle değerlendirmemizi istiyor. Tabii ki sonuçta Fomofom için yaşadığı aşağılanmaları ve acıları unutmak için başkalarını aşağılama ve onlara hükmetme isteğine gem vuramayan biri olduğu, kısacası aşağılık biri olduğu e, durumunu bunlar değiştirmiyor. Yani bu görüşünü değiştirmiyor dostu eski Bunu da şuradan anlıyoruz. Anlatıcının Fomofom ile ilgili e, Başlangıç düşüncesi bu minvaldeydi. Şöyle düşünüyordu. Belki de acılarla ezilmiş yetenekli biriydi. Foma Fomic. Ve bununla bu nedenle insanlıktan intikam alıyordu. Diyor. Anlıyor musun? Soylu bir ruh. Çok okumuş. Soytarlık yapmak zorunda kalmış. Bütün bunlar yüzünden insanlara kırgın, az bulunur, özel bir insan. Böyle düşünüyordu başlangıçta anlatacağım. Çünkü daha Foma'yı tanımıyordu. Ama köye geldikten sonra Foma'nın yaptıklarını görünce bu görüşünü terk ediyor. Ve bu kitaptaki önemli bir tematik değişikliği de oluşturuyor. Şöyle ki işte Dostoyevski'nin daha önceki yapıtlarında egemen olan ideolojiden bilinçli bir biçimde artık kopmaya başladığını görüyoruz. Yani daha önceki Dostoyevski olmuş olsaydı Foma Fomiç'e sempatiyle bakan ve onu sempati, onun aşırılıklarını sempatiyle karşılayan biri olurdu. Ama Sibirya sürgününden sonra gelmiş, gelen Foma şey Dostoyevski Foma Fomiç karakterinin bu aşırılıklarını hoş görmüyor. Çünkü ee, şöyle düşünüyor. Yani insanın egosunun kırılmasına rağmen, incinmesine rağmen insan doğal olarak yani egosu incinen, kırılan insan dürtüsel bir tepki verir. Ama esas olan bu tepkiyi vermemektir. Yani bu egonun egodan kurtulmaktır ee, diye düşünmeye başlamıştır artık Dostoyevski ve dolayısıyla Foma Fomiç'e e, Foma Fomiç'in de e, bu aşırılıklarını hoş görmüyor. Onun nasıl bir kepaze olduğunu e, yani ruhsal açıdan da çıkarları peşinde bir kepaze olduğunu gözler önüne seriyor. Dostoyevski bu kitabında e, yapıtın sosyopsikolojik çatısından da ters düşmeden yani tam anlamıyla da e, hani insan doğuştan iyidir ya da doğuştan kötüdür. Çevre onu hiçbir şekilde değiştiremez, etkileyemez şeklinde bir sonuç da çıkartılmadan şunu göstermeye çalışıyor. Her önemli, şimdi mesela e, demin bahsettik. Aşağılanmış ego için içgüdüsel bir dürtü olarak karşılık verme isteği olabilir ama bunun bastırmak gerekir diye düşünüyor Dostoyevski. Ve her önemli bölümde kitapta bir biçimde bağışlamayı ve hatta merhamet etmeyi beceremeyecek kadar içe dönük bir egoizmin yarattığı yıkımın ve hıncın bastırılamamasının çirkin ahlaki sonuçlarını tasvir ediyor. Böylece okuyucuya şunu gösteriyor. Tamam, Foma ezilmiş, horlanmış, aşağılanmış bir insan olabilir. Çok çekmiş bir insan olabilir ama şu anda kendisi de bir zalime dönüşmüş durumda ve zulme diyor. Bu yanlıştır ve bu zulüm e, daha başka zulümlere neden oluyor. yani daha başka yıkımlara neden olur. Esas olan bu değil esas olan insanın e, albay Rostanef örneğinde olduğu gibi merhametli, bağışlayıcı, yapıcı olmasıdır yani. E, iyicil olmasıdır. Başkalarını yıkmaya çalışmak, başkalarını e, ezmeye çalışmak yerine aslında başkalarına iyi niyetle yanaşmalı. Başkalarının için yapıcı olmaya çalışmalıdır. Bunu söylüyor. Artık Dostoyevski'nin hayata bakışında bir şeylerin değiştiğini görmeye başlıyoruz. E, Foma ve Albay'ı bir ikili olarak bu da yan yana getirerek Dostoyevski Rus entelijansiyasının egomanyak bir üyesiyle ve sevgi dolu yardımsever basit bir Rus arasındaki taban tabana zıtlığı göstererek aslında şunu da yapmaya başlıyor Dostoyevski. Bundan sonra gelecek olan yapıtlarının pek çoğunda göreceğimiz örüntülerin habercisi olan bir durum da yaratmış oluyor. Yani mesela Foma -fom sonra yeraltı insanı e, daki karakteri düşünün. Yeraltı e, Yeraltından Notlar adlı romandaki karakteri düşünün. Foma -fom için bir basamak ilerisidir. Foma -fom farkı şudur. Foma -fom kendi çıkarı için Bunları yapıyor ve çıkarının emrinde kendisine zarar vermeyi düşünmüyor ama yani mesela albayı sadistçe ezerken aslında yine bir ego, ego tatmini yaşıyor zaten albayın evinde yiyor içiyor yatıyor oh her türlü lüksten faydalanıyor bir yandan da albaya poz kesiyor alim tavırlarıyla falan onu etkisi altında bırakıyor. Yani sonuçta Foma Fomic yeraltı insanıdan farklı olarak kendi çıkarının peşinde. Kendisi için yapıcı. Kendini yıkmıyor. Ama yeraltıdan notlardaki kahraman sadece başkaları için değil. Kendisi için de yıkıcı bir insan. Kendisi, kendi çıkarını da düşünmüyor. İşte bunun Fomafom fom için ileride yeraltından notlarda görüyoruz. Albay Rostanef'i iyi niyetli, yardımsever, fedakar, ondan sonra başkalarına saygılı, kendi bencil çıkarlarını değil başkalarının işte mutluluğunu önemseyen Albay Rostanef karakterinde ise ileride yazacağı Budala Romanı'ndaki Prens Mişkin karakterinin ön adımlarını görüyoruz. Ondan sonra kitapta gene e, aslında değinemedik ama değinemediğimiz için de bence burada girmeyelim. Başka daha sonra yazacağı büyük romanlardan e, birindeki yani hadi bunu da söyleyelim suç ve cezadaki Raskolnikov karakterinin çok prematüre bir örneğini de görüyoruz. Ama bu... Esas Stepanchikov'a köyü romanının ana hikayesine dahil değil, yan bir hikayede yer alan, yan bir karakterle ilgili bir şey. Ama oradan da Raskolnikov'la onun arasında bir benzerlik kurulabilir diye düşünüyorum. Sonuçta dönüşüm, kişisel dönüşümlerini yansıttığı, düşüncesindeki değişiklikleri yansıttığı, edebiyattaki kopuşlarını anlattığı bir roman Stepançikova köyü romanı. Evet böyle düşünüyorum bu roman hakkında. Okumanızı dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.